ile radyomuzun değerli bir canlı yayın konuğu var. Gilis İl Kültür ve Turizm Müdürü sevgili Cuma Özdemir'i ilk saat ilk zaman dilimi içerisinde radyomuzda ağırlamış olacağım. Evet, hemen konuğumuzu, değerli müdürümüzü bekletmeyelim. Değerli müdürüm, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Mehmet Bey. Dinleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Cuma Özdemir, radyomuzun, yayınımızın değerli konuğu 15-22 Nisan Turizm Haftası. Değerli müdürüm, geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli takip ediyoruz. Özellikle sosyal medyadan ve sizin kurumunuzun resmi sayfası üzerinden paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Dolu dolu bir Turizm Haftası Kilis'te yaşıyor, yaşatılıyor. Bazen anonslarda başkanım, hocam, değerli müdürüm, dinleyenlerimizin şüphesiz ki birçoğu sizi tanıyordur. Cuma Özdemir kimdir? Onunla başlayalım. Turizm Haftası'nı da detaylı bir şekilde işlemiş olalım. Teşekkür ediyorum. 1973 Kilis doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimini Kilis'te tamamladım. Üniversite öğrenimini, lisans öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi. Daha sonra yüksek lisansımı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yaptım. Tunceli, Batman, Kilis öğretmenlik hayatım. Daha sonra çeşitli okullarda idareciliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, kurucu müdürlük, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, bildiğiniz gibi geçen dönem belediye başkan yardımcılığı ve yaklaşık iki yıldır da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü sürdürüyorum. Evet, demin dediğiniz gibi 15-22 Nisan Turizm Haftası. Malum ülkemiz, dünya şu an pandemiyle mücadele ediyor. Hem pandemi hem Ramazan olması münasebetiyle etkinliklerimiz dijital ortamlarda, sosyal medya üzerinden, sosyal mesafeye uyaraktan yapmaya çalışıyoruz. Ama programımız dediğiniz gibi dolu dolu. 15 Nisan'da Çelenk Sunma ve Vali Bey ziyaretimize başlayan etkinliklerimiz bugün sizlerle devam ediyor. Yarın da devam edecek, öbür gün de devam edecek. Perşembe gününe kadar bir dizi etkinliklerimiz var. Peki değerli müdürüm, turizmin tanımıyla bir başlayalım Turizm Haftası'ndaki söyleşimize. Turizm nedir, turist nedir? Bu iki tanımı sizden rica edebilir miyim? Yani 15-22 Nisan Turizm Haftası ve bu yıl 45.si kutlanıyor. 2021 yılındayız. Şöyle bir matematiksel hesap yaptığımızda 77-76 yıllarına denk geliyor. Demek ki ülkemizde turizm 80'li yıllara dayanan bir başlangıç var. Yani 80'li yıllarda önemi anlaşılmış. Aslında dünyada turizme bakmak gerekiyor. Dünyada turizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bir süreç. Ülkemizin bunu algılaması ve bunun önemini anlaması 80'li yılları buluyor. O yüzden 45.sini kutluyoruz. Turizm bir yerden bir yere, esas kaldığı yerden geçici süreliğine başka bir yere, insanların çeşitli amaçlarla, bakın altını çizerek söylüyorum. Önceden turist deyince gezmek, görmek, eğlenmek, yine kolunda fotoğraf makinesi, artık öyle değil. Onun içerisinde sağlık turizmi var malumunuz. Hac, umre turizmi, bakın bunlar bile bir turizm baktığımızda. Turizm çeşitleri çok arttı. Farklı bir kimliğe büründü. İnsanların sürekli kaldığı yerden geçici süreliğine bir yere gitmesine turizm ve bu etkinliği yapan insana da turist diyor. Turist. Kısacık tanımlar. Kısacık tanımlar. Peki, çeşitli amaçlarla diyoruz. Evet, yani amacı farklı olabilir, gezmek, din olabilir, spor olabilir, ibadet olabilir, evet. Spor olabilir, her şey olabilir. Ülke içinde yapıldığı zaman buna iç turizm, dışarıdan gelenlere de herhalde dış turizm diyebiliriz. Evet, ama ilkokuldan itibaren öyle bir şeyler zaten. Peki, değerli müdürüm, biraz daha konuyu içselleştirirsek, Kilis turizmine giriş yaptığımız zaman biraz Kilis turizminden bahsedelim. Kilis turizm şehri midir? Önce onu bir belirtelim. Bir de
Kilis turizm olarak Türkiye'de tam olarak nerede? Evet. Çok güzel bir konu. Buna değinmeden önce Mehmet Bey, öncelikle dünyada ve Türkiye'de turizm ve kilise gelmek istiyorum. Dediğim gibi dünyada turizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. İnsanların refah düzeyi artınca artık böyle bir arayışa giriyorlar. Turizm refah düzeyiyle de alakalı bir şey, gelişmişlikle alakalı bir şey. Baktığımızda bu pastadan en büyük dilimi alan Avrupa. Türkiye 80'li yıllarda bununla tanışıyor ve ciddi anlamda turizme yatırım yapıyor. Birçok ülke dış ticaret açığını turizmle kapatıyor. Evet. Ülkemize baktığınızda Türkiye turizmde, turist ağırlamada dünyada 6. sırada, turizm gelirleri noktasında 12. sırada. Arada bir fark var. Dikkatinizi çekiyorum. Açıklaması? Amerika dünyada turizm gelirlerinde 1. sırada. Turist sıralamasında 3 olmasına rağmen, çünkü Amerika pahalı bir ülke. Evet. Ülkemiz ucuz bir ülke. 30 milyon turist gelmiş. Bakın 30 milyon. Biz 80'li yıllarda 1 milyon turist alırken şu an yaptığımız yatırımlarla beraber 30 milyon üzerinde turist almışız. Evet. Tabii turistin gelmesi biraz daha güvenlikle alakalı bir şey. Turist bir ülkeye gelirken önce güvenliğe çok bakıyor, huzura çok bakıyor. Yani dünyanın 7 harikası sizde olsa bile, eğer güvenlik yoksa, ulaşım sıkıntı değilse, turist buraya gelmiyor. Türkiye turist noktasında 6. sırada ama turizm gelirleri noktasında 12. sırada ucuz bir ülke. Peki turistin tercih sebebi de bu olabilir mi? Rakamların kesinlikle, Türkiye'de uygun olması. Kesinlikle çok doğru. Zaten bizim amacımız, özellikle bakanlığımızın amacı da buraya nitelikli turist getirmek. Ve turizmin 12 ay yayılması. Malumunuz bizde kıyı turizmi yıllardır algılar, evet. Güneş, kum, deniz. Ama son zamanlarda bu algı değişti. Birçok ülke, bakın birçok ülke, küçük adalar sadece turizmden geçiniyor. Bizim ülkemiz, ülkemizin milli, gayri safi milli gelire katkısı %5. Turizm gelirleri. Tabi hedeflerimiz daha büyük. Şimdi kilise gelince, aynı Türkiye gibi, Türkiye Avrupa ülkelerine göre turizmle geç tanışmış. Kilis de Türkiye gibi, Türkiye'deki birçok şehirlere göre daha geç tanışmış. Evet. Tam düzeleceğiz, tam toparlanacağız derken, yanı başımız Suriye'de olan olaylar, 2011 yılında başlayan olaylar, bizi biraz daha itelemiş gördüğümüz kadarıyla. Hani o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Evet. Önce evet. Beslenme, barınma, yeme içme. Yeme içme. Hani turizm biraz böyle fantezi gibi kalmış. İnsanların dikkatini çekememişiz. Belki çekmek istemişiz, çekmek istesek de utanmışız. Yani kasap, koyun canı derdinde, kasap derdinde, evet. Yanlış anlaşılır diye çok eğilinmemiş. Ama yapacak çok iş var. Yaklaşık ben 2 yıldır buradayım. Çok şey olduğunu görüyorum. Turizmden istediğimiz payımız ülke olarak almaya başladık. Kilis olarak da almamız gerektiğini inanıyorum. Peki 2011 yılında Suriye'deki bu olaylar baş göstermeseydi değerli müdürüm, turizm anlamında Kilis seviye atlayabilir miydi? Düşünün yanı başınızda Aziz, hemen Halep, Şam, buralarda böyle bir savaş ortamı olmamış olsaydı gerçekten Kilis sınıfı atlar mıydı turizmde? Ya Mehmet Bey, şimdi evet Kilis 79 plaka, Kilis Türkiye'nin en son şehri, sefer şehri, yüz ölçümü 1500 km2, Türkiye'nin en küçük şehri yüz ölçüm olarak, kendi insanına bile yetmeyen bir toprağı var, tarımı var. Burada bir pasta var, bir bakıyorsunuz bir ülke düşün, bir şehir düşünün, işte ticaretten bir takım gelirler var, işte tarımdan bir takım gelirler var. Bakıyorsunuz turizmden hiçbir gelir yok, hiçbir gelir yok. Belki siz de değineceksiniz birazdan ama 80'li yıllarda Kilis'te bir inanç turizmi yapılmış, evet. Araçlar gelmiş. Ama bunun altyapısına inip baktığımızda aslında burada geliş amacı sadece inanç turizmi değil, biraz da sınır ticareti. Evet.
araçlarımız o bizim inanç turizm dediğimiz alanlara ziyaret ettikten sonra uygun bir yere park edip halk pasajlarımıza, çarşımızda alışveriş yapmış, ajantalar bunu iyi pazarlamışlar. Aslında burada şu da ortaya çıkıyor. Yani şehre turist gelirken lokasyonlara aktarmak gerekiyor. Sadece bir inanç turizmi için, bir doğa turizmi için, bir tarih turizmi için turist gelmez. Turist geldiği zaman birkaç etkinlik, birkaç aktivite, aynı anda birkaç faaliyeti beraber yapmak istiyor. Tabii şu an sınırımızda, sizin sorunuza gelirsek, sınırımızda hala bir şey sağlanamadı. Yani çıkmaz sokak gibi biz burada. Ama bu avantaja dönüştürülebilir. Hani bir Çin atasözü var. Rüzgar sert esince akılsız duvar örer diyor. Daha akıllı olan ise yel değirmeni yapar. Evet. Bunu fırsata çevirir. Ben fırsata çevirecek çok şey olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte. Değerli müdürüm, hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Kilis'in güçlü ve zayıf yönleri turizmde, şehrimizin güçlü yönlerinden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Zayıf yönlerinden bahsedecek olursanız da neler söylersiniz? Evet, hepimizin amacı Kilis'in turizme kazandırılması, o pastadan pay almamız. Şimdi Türkiye haritasına şöyle baktığımızda önce olayı çok iyi tespit etmek gerekiyor Mehmet Bey. Ege'de bir zeytin koridoru var. Arkasında iç batı Ege'de bir termal koridor var. Dikkat edersiniz. Evet. Termal turizm. Yukarı çıkıyorsun Marmara'da bir İpek yolu. Bursa, İstanbul, ticaret ve akabinde kongre turizmi ciddi anlamda var. Evet. Yukarı kuzeye gidiyorsunuz bir Karadeniz'de yayla turizmi. Bir yayla koridoru var. Evet. Biraz aşağı iniyorsunuz Erzurum, Erzincan, Palombeken, kış turizmi ve güneye indiğinizde inanç turizmi, inanç koridoru. Evet. Antep, Maraş, Urfa, Şanlıurfa, dediğimiz aslında diğer ismi Kap, Kap Ortası. Evet. Biz Kilis, bereketli hilal coğrafyasının en kadim şehirlerinden bir tanesi. Bereketli hilal coğrafyası dediğimiz ilk insanlığın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz Urfa'da dünyaya gönderildiği, daha doğrusu bölgeye gönderildiği ve peygamberler şehri, insanların yerleşik hayata geçtiği bir topraklar, tarımı kullanmaya başladığı topraklar, 14 tane medeniyete ev sahibi yapmıştınız. Bu coğrafyanın içerisinde. Bakıyorsun birçok ülkede ve Türkiye'de birçok şehirde birkaç medeniyet görmüş. Evet. Sende 14 tane medeniyet var, 14 tane kültür. Her biri ayrı bir şey bırakmış. Malumunuz bizim oylu büyük, bölgenin en büyük büyüğü. 17 hektar, 70 dönüm. Burada bu arada kazı süresini 12 aya çıkarttık. Dinleyicilerimize bu müjdeyi verelim. İkinci bölümde sorularım arasında var. Öyle mi? Notlarım arasında. Evet, teşekkür ederim. Orada bulduğumuz bir zeytin çekirdeği. Evet. İkinci evet, bölümde bunların hepsini. Şimdi tarih, belki Kilis'te deniz yok. Evet. Belki akarsu yok, belki işte rafting yapılmıyor, belki bir safari yapılmıyor, belki bir orman yok ama bizim de gerçekten milattan önce 4000 yıla inen bir tarihimiz var. Evet. Ve bu kadar medeniyetin bir araya getirmiş olduğu müthiş bir yemek kültürü var. Gastronomi. Evet. Mesela özellikle son yıllarda öne çıkarılan bir turizm çeşidi, turistik bir ürün. Turist bir şehre gelirken, destinasyon seçerken öncelikle nerede kalacağım ona bakıyor. Evet. Konaklamaya. Daha sonra ne yiyeceğim ona bakıyor. Ne yiyeceğim işte o gastronomi ilgilendiriyor. Böyle de bir çalışmanız pandemiden önce olmuştu gastronomi ile alakalı. Evet. Aslında turizmle ilgili konuşacak çok şey var. Doğru. Onun için hani söyleşi demeniz biraz daha güzel oldu. Evet. Toplamda programa. Bir şeye bağlı konu almadan konuşuyoruz. Evet, 14 medeniyete ev sahibi yapmış bir şehir. Çeşitli kültürlerle yoğrulmuş 300'e yakın yemek çeşidi var. Bakın bu coğrafyada. İnanın biz Antep'ten, Urfa'dan, Maraş'tan, Hatay'dan geri değil, hatta gastronomide ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Ama yapılması gerekenler var. Yani mesela coğrafi işaretler dediğimiz tescil noktasında şu an çok zayıfız. İki tane, üç tane. Şu an kendine çamur ve katmer tescilimiz var. Evet.
evet, zahterin, gerebicin, bügün bekmezinin, kilis tavanın, işte bir takım şeylerin acilen alınması lazım. Bu anlamda belediye başkanımızla da görüştük. Sağ olsun kendileri bir yer tahsis edecekler. Bununla ilgili bir komisyon kurulacak. Böyle bir çalışma yapılacağını müjdesini buradan dinleyicimize verelim. Burada bir şey sorayım değerli müdürüm. Gaziantep bu noktada hemen sınır şehrimiz, bizden yakın olan şehir. Hakikaten bu coğrafi işaretler konusunda bizden çok daha hızlı. Yani bunun sebebini, nedenini nasıl açıklarsınız? Hemen yanı başınızda bize ait olan aslında birçok tescillenmesi gereken işaretleri bizden önce tabiri caizse havada kapıyorlar. Kendi isimlerini de yerleştirmiş oluyorlar. Evet. Sebebi değerli hocam. Güzel bir tespit. Tabii biz 95 yılına kadar Antep'le beraber anlıyorduk. 95 yılında il olduk. O zamana kadar aynı kültür. Hatta bizler üniversitede ben ilk okuduğum yıllardan neredeyse Antepliydik. Evet. Daha sonra tabii kilis olup il olunca. Fakat bizim elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Evet. Kendimize has ürünlerimizin, tescil deyince bunun içerisinde maden var, işte, çok affedersiniz hayvan var. Mesela bir kilis keçisi. Bir an önce tescillenmesi lazım. Evet. Folklorik kültürler var. Mesela Horon'un Karadeniz tescilleri. Evet. Yani sadece yemek yok. Kendimize ait kültürler, Antep'te çok farklı kültürlerimiz var burada. Mesela yimenicilik, el sanatları, nakışçılık, bizimki ise bu daha iyi, yorgancılık mesela. Bununla ilgili, evet, geç kalmış, dediğim gibi demin söylediğim, tabii bir takım dış sebepler, bir takım iç sebepler. Doğru. İnsanlar turizme veya işte güvenlik sorunları, işte beslenme, barınma sorunları biraz ön plana çıktığı için biraz bitelenmiş görüyoruz turizmi. Ama yapılacak çok işim var, onu söyleyebilirim. Evet, değerli dinleyenler, programımızın ilk bölümünde değerli müdürümle kilis turizmini konuşmaya devam edeceğiz. Yine sorularım var. Söyleşimize kısa bir müzik arası diyelim değerli müdürüm. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Kilisli bir turizm derneği kurulabilir mi? Bu soruyu yöneltmiş olacağım. Biraz gastronomiden bahsederiz. Yine inanç turizmine girdik ama derinleştirmedik. Biraz ondan bahsederiz ve Kilis'in turizm noktasında tanıtılmasında zeytincilik biraz da onu ele alır, söyleşimizi neticelendirmiş oluruz. Soruyla devam edelim. Kilis turizm konusunda, turizm noktasında ayına düşeni hakikaten alabiliyor mu? Şayet almıyorsa alması için neler yapılmalı? Evet Mehmet Bey, tabii ki almıyor. Şimdi demin birinci bölümde konuştuğumuz gibi burada bir inanç koridoru var, bir GAP turizmi var, bir GAP rotası diyoruz sana. Evet. Bu GAP rotasında Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman'a kadar ilerleyen bir hat var. Bu hattan kilis şimdiye kadar istifade etmemiş. Yani bölgede bir pasta var. Yani biz şunu istemiyoruz. Dış turist istemiyoruz. Şöyle istemiyoruz. Yani Türkiye'nin hiçbir şehrine kıyılardan bırakıp iç Anadolu'nun içlerine kadar turistin gelmesi mümkün değil. Gelmesi için birkaç sebep lazım. Yani işte Sümele Manastırı, Saint Pierre Kilisesi gibi. Yani bir ibadet için veya hacı olmak için. Onun dışında yabancı turisti kıyılardan Anadolu'nun içlerine kadar getirmek mümkün değil. Ama bölgeden faydalanabiliriz. Yani özellikle bu kap bölgesi dediğimiz bölgeden faydalanabiliriz. Bunun ilgili biz bakanlığımıza ve TURSAB'a tekliflerimizi yaptık. Yani Kilis'in de bu kap rotasına eklenmesini. Özellikle en azından Antep'ten Hatay'a geçerken 3-4 saat de olsa burada kalmasını. Tabii bunu söylerken aslında turistin para kazandırması için konaklaması gerekiyor. Konaklamayan turist çok bir şey bırakmıyor. Hani biz ona da razıyız. 3-4 saat bir alışveriş yapsın, işte esnafımız canlansın. Buna da razıyız. Bununla ilgili müdürlük olarak bizler tur rotaları hazırladık. Belki onu soracaktınız ama bu sorunuzun içerisinde söyleyeyim. Mesela şu an belediyeyle, belediye başkanımızla da geçen bir görüşmemiz oldu. Bizim hazırladığımız bir mobil uygulama var. Evet.
telefonlara Android ve telefonlara yüklendiğinde misafirimizi yemek mi yemek istiyor, tarihi yeri mi görmek istiyor, yönlendirecek. Tabii yönlendirecek. Mobil navigasyonla beraber. Belediyemize de onu biz hediye edeceğiz. Beraber telefonlara bir hoş geldin kilise girdiğinde ziyaretçiye hoş geldin mesajı ve arkasında bizim o uygulamamız hediye olarak ziyaretçimizin cebine gidecek. Almıyor, almıyoruz ama almamız için fırsatlarımız var. Onu soracak mısınız? Ben mi gireyim o fırsatlara? Hangisine? Fırsatlara mı? Yani soracağım pastadan, o pastadan pay almamız gerekiyor bizim. Mutlaka. Yani bizim dağımız, tepemiz, güneşimiz, denizimiz, akarsuyumuz yok diye hiçbir şeyimiz yok demek değil. O fırsatlara yakalamamız gerekiyor. Peki, fırsatları yakalayabilmeniz için hani bir söz vardır ya, değerli müdürüm, bir çiçekle bahar gelmez derler. Evet. Bu sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokrasisiyle, şehrin belediye başkanı, milletvekilleri hakikaten el ele vererek üstesinden gelinebilecek bir şey. Bu noktada kilis turizminin gelişmesi ve bu fırsatları değerlendirmesi hususunda tek yumruk olabiliyor muyuz? Ya Mehmet Bey, aslında turizm benim için değil, sizin için de değil. Bakın, turizmin getirilerine burada bir pay var, bir pasta var. Bu pastadan bizim pay almamız gerekiyor. Turizm aynı inşaat sektörü gibi. Evet. Geçen ben bir arkadaşla sohbet ederken, Alanya'da bir otelde çalışıyor. Dedim, müdürüm, bizim 700 çalışanımız var. Bakın, istihdam, işsizliğe çözüm. 200'e yakın aracımız var dedi, ticari aracımız. İşte safari yapan, geziye çıkan, karşılayan vesaire. Ve yaklaşık 100 köyden oluşan bir bölgenin bütün ürünlerini biz alıyoruz. Yumurtasını, sütünü, balını, işte otunu, ne varsa. Düşünebiliyor musunuz? Hiç pazara gerek yok. Bunu yapan sadece bir otel. Bir otel yaklaşık 100 köylük bir bölgenin bütün ürünlerini kapısına gidip alıyoruz. Bu şeyin için lazım. Yani turizmden pay almamız gerekiyor. İşsizliğe çözüm, istihdama çözüm. Ve birçok sektörü, gıda sektörünü, tarım sektörünü, birçok sektörü de ilgilendiren bir ürün çeşidi. Ayrı ekolojik, doğaya da bir denge, faydası olan bir. Şimdi turizm olunca ne yapıyorsun? Çiçeğe bakmak zorundasın, bitkiye bakmak zorundasın, işte güzel göstermek zorundasın şehrin yollarını, caddelerini. Yani bu sadece benim veya senin ihtiyacı olan bir şey değil, bu ülkenin ihtiyacı. Bu şehrin ihtiyacı, turizmle kesinlikle kilise pay almamız gerekiyor. Peki bu bahsettiğiniz yerler tam olarak oluştuğu zaman, değerli müdürüm, iç turizmde birçok insanın kilisi tercih ettiğini düşünürsek, konaklama noktasında yeterli miyiz? Değiliz. Konaklama, demin de söyledim, turist destinasyon seçerken öncelikle konaklamaya bakıyor. Nerede konaklayacağım? Nasıl konaklayacağım? Oteli inceliyor. Bizler de onu yapıyoruz. Tabii. Mehmet Bey, biz daha önceden turizm bilmezdik. Hiç turistik geziyle gitmedik. Ama ülkenin refah düzeyi artınca insanların yavaş yavaş gezmeye başlıyorlar. Kilis insanı da şu an ben takip ediyorum. Yılda en az bir defa tatile çıkıyoruz. Tatile çıkarken bizler de otel araştırıyoruz. Evet. Evet, bir otelimiz var. Turizm sertifikalı. Güvenilir sertifikası olan bir otelimiz var. Kendilerine, yatırımcı arkadaşa teşekkür ediyorum. Özel müteşebbisin, yatırımcının kesinlikle kilise gelmesi gerekiyor. Konaklama kapasitemiz, şu an yatak kapasitemiz 300'e yakın. Çok az. Yetersiz. Tabii. Mesela Türkiye'de 1980'li yıllarda 56 bin yatak varken şu an 1 milyon 800 bin yatak var. Bunu karşılamamız gerekiyor. Konaklama çok önemli. Tabii onun dışında önemli olan çok şey var. Evet. Belki birazdan gireceğiz onlara. Aslında demin sorun sorarken aklıma geldi. Biz geçen yıllarda iki tane off-road yarışması yaptık. Doğrudur, doğrudur. Hatta sizler de katıldınız. 300'e yakın insan katıldı off-road yarışmalarına. Off-road yarışmalarını ben iyi hatırlıyorum. Baklavacılarda baklava kalmamıştı. Otellerde yer bulamamıştık. Çok basit bir şey aslında. Bu da bir turizm çeşidi. Tabii. Spor turizmi. Bakın, fırsatların ganimete çevrilmesi lazım. Yani bizim bir denizimiz olmasına gerek yok. İzmir'in Alaçatı bir ot festivali yapılıyor. Milyonlarca insan gidiyor oraya. Ot festivali ya.
İtalya'da Portakal Savaşı. Küçük bir kasabada. Bunu da şunu diyebiliriz değerli müdürüm. Ben off-road demişken şehri yöneten insanların da bu tarz etkinlikleri bir angarya olarak görmemesi lazım. Bunların bir etkinlik bağında şehrin gelişmesi için, şehir ekonomisine bir gün de olsa iki gün de olsa can suyu olması için sıcak bakmaları lazım. Ben yakın zamanda birkaç böyle pandemiden önce etkinlik yapmak isteyen başkanlarımız oldu buraya buna benzer. Ama hakikaten çok ciddi olumlu geri dönüşler almadık. Biraz daha şehri yöneten gerek siyasilerimizin, bu benim şahsi düşüncem, gerek siyasilerimizin, belediye başkanımızın, gerekse valiliğimizin bu hususta da biraz daha ılımlı ve olaya sıcak bakmaları lazım. Çünkü hakikaten bir günde olsa şehir ekonomisine can suyu oluyor. Şunu görüyoruz, o off-road döneminde Hacı Badıloğlu baklavada baklava kalmadı. Baklava Cilhan baklavayı tüketti. Evet. Şekeroğlu'nda kuyruk oldu. Tavacı İzzet Usta'da izdiham yaşandı. Bu nasıl oldu? Bu iç turizmle, yani spor turizmi diyelim biz bunun adına, bir günlük off-road yarışlarında tabiri caizse kiliste yer yerinden oynadı. Buna da vesile olama dönemdeki herkesin gönlüne yüreğine sağlık diyelim. Mehmet Bey, lafınızı kesmeden geçenlerde sosyal medyada bir kuş festivali yapıldı kiliste. Evet. Siz ben denk geldim. Denk geldiniz. Mesela bu bir fırsattır aslında. Bakıldığında bazıları için garip gelebilir ama ben arkadaşlar da tanımıyorum. Kuş festivali. Bakın bu da bir turizm çeşitlidir. Evet. Yani dediğim ya, demek portakal savaşı, domates savaşı milyonlarca turist çekiyorsa, yani kuş festivalinin merkezi kilise olabilir Türkiye'de. Evet. O da turist çekiyor. Dediğim gibi yani senin denizin olmasına gerek yok. Kumsalının olmasına gerek yok. Çeşitli fırsatlar avantaja çevrilebilir. Seni söylemek istedim. Mesela hocam bir turizm ve kültür müdürüsünüz. Bizim o kadar mübarek zatlarımızın olduğu yerler var. Hakikaten sizce gelen insan sayısını yeterli görüyor musunuz? Yani dışarı şehirlerden gelen, oralara ziyaret eden, oradaki o mübarek değerli insanlardan dua isteyen, katılım çevre illerden olsun, uzak yerlerden olsun, sizce yeterli mi? Ben şunu biliyorum, kilisten başka yerlere giden onlarca, binlerce, yüzlerce insan tanıyorum kendi şehrimizden. Ama dışarıdan gelen insan sayısı size göre yetiyor mu yani şehre? Tabii yeterli değil mi? Mehmet Bey, ben size şöyle bir soru soracağım. Konya'ya gidip de Mevlana şekeri almadan gelen var mı? Yok. Yok. Konya'ya niye gidiyor insanlar? İyi tanıtılmış değil mi? Evet. Yani Konya inanç şehri mi, inançlı bir şehir mi? Konya inanç şehri. İnançlı şehir değil. Evet. Bakın burada ufak bir nüans var. İşte kilis, Evliya Çelebi gelmiş, 300 sahibi var demiş, şu kadar cami var, şu kadar şey var. İnançlı şehir olmakla inanç turizmi yapmak çok farklı şey. Biz inanç turizmine şehir olarak bana göre hazır değiliz. Evet. Bir, tanıtımımız iyi değil. Altyapımız iyi değil. 35 ajantaya infotur yaptırdık biz geçen, bunlardan yaklaşık 4 ay önce. Evet. Bakın arkadaşları gezdirdik, yedirdik, içirdik. Amacımız buraya turistten önce bu turisti pazarlayan ajantaları getirelim. Bu şehri tanıtalım. Çok da beğendiler, çok da hoşlarına gitti. Ama hepsi bize altyapımızın olmadığından bahsetti. Evet. İşte birincisi konaklama. Araç park edecek yer bulamıyoruz şehirde dediler. Bu çok önemli. Bizim kültür müdürü olarak projelerimizden bir tanesi de bu. Akçuru'ndan başlayan, Kemal Yokulu'ndan, işte Ulu Cami, Küçük Çarşı, Odun Pazarı, 4000 metrelik bir yürüyüş, kültür yolu diyoruz biz buna. Ve akabinde, bitiminde de size şu anda yakın olan belediye çarşısı, eski belediye çarşısı ve oranda turistik çarşı olması yönünde talebimizi belediye başkanımıza ilettik. Sağ olsun kendisi de hoşgörüyle karşıladı. Onun müjdesini de verdi bize. Yani bir bedesten, yani insanları gezdirdikten sonra bir yere getirip alışveriş yaptırmamız gerekiyor. Ama tamamen turistik ürün satar. Evet. Senin yöresel ürünleri, onların satılması gerekiyor. Bir takım eksikliklerimiz var. Demin sizin sorduğunuz, buna öncelikle inanmak gerekiyor. Şehrin tüm aktörlerini, bakın, gelen yöneticilerinin,
STK'ların, kurum amirlerinin, kurumların, siz basının hepsinin aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Aynı yere vurmamız gerekiyor. Bir defa buna inanmamız gerekiyor. İşte denizimiz yok, kumsalımız yok, dağımız, tepemiz, akarsuyumuz yok diye bırakmayacağız biz bu işin peşini. Bir ot için milyonlarca insanı getiriyoruz Alaçatı İzmir'e. Evet. Bir portakal savaşı, işte demin dediğim bir domates savaşı için küçük küçük kapas kasabalar. Mesela Şirince aynı şekilde. Bir kuş festivali için iyi gelmesinler. Bizim birazdan soracağınız için çok zengine girmemeye çalışıyorum. Mesela bağ bozumu. Sorayım hocam. O evet. Soruyu sorayım. Şimdi Kilis Turizmi ve Kilis Turizmi'nin tanıtılması için hakikaten zeytincilik ciddi anlamda bir önem arz ediyor. Bunu son gelen valimiz de özellikle bu hususta çok ciddi anlamda üzerine duruyor. Yakın zamanda da en eski zeytin çekirdeğinin oyun öğünden çıkarıldığını biliyoruz. Hem en eski zeytin çekirdeğinin oyun öğünden çıkarıldığından yola çıkarak hem de zeytincilik anlamında şehrimizin gelişme göstereceğini düşünürsek bunun ikisini birleştirdiğimizde turizme bunun katkısı tam olarak nasıl olur? Bunu nasıl açıklarsınız? Evet. Evet, Sayın Valimiz gerçekten zeytin konusunda çok hassas. İşte bununla ilgili festivaller organize ettirdi. Tanıtımı noktasında, ambalajlanması noktasındaki çalışmalarını yakından biz de görüyoruz. Teşekkür ediyoruz ilimiz adına. Zeytin bu bölgenin en kadim şehirlerden bir tanesi diyoruz. Tarih çok eskilere dayanan bir bitki. Oylu Büyük'te M.Ö. 3500 yıllarına ait zeytin çekirdekleri bulundu. Bu da demek oluyor ki bu coğrafyada yaşayan insanlar bu ürünle yıllardır hemhaller. Bunu sağlıkta kullanmışlar, ticarette kullanmışlar. Birçok alanda zeytin ve zeytinyağının özellikle kullanıldığını görüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı noktasında, Kilis zeytinyağı noktasında çok iyi. Evet. Hatta bununla ilgili geçen yıl Berlin'de, Almanya'da ve bu yılda İtalya'da birincilik ödülü aldık biz zeytinyağımızda. O firmalarımızın ismini insanlar biliyor. Burada zikretmeye gerek yok. Kenarını da buradan teşekkür ediyoruz. Fakat bu lokasyonlarını arttırmamız gerekiyor. Mesela Sayın Valimizin de böyle bir çalışması olduğunu duymuştum. Kilis zeytini daha sonra işte Gemlik zeytini, İspanyol zeytinle biraz böyle bozulmaya başlandı. Kilis zeytini teslimlenmesi gerekiyor. Sayısının, adetinin, kökünün bile çıkarılması gerekiyor. İşte yani 10 bin kök, 15 bin kök. Ve bir zamanlar Yunanistan'da zeytin ağacı kesin idamla yargılamışlar. Bu kadar kutsal bir ağaç. Zeytin ağacının habersiz kesilmesi kesilmemesi lazım. Yani bu ırkın korunması gerekiyor. Hmm. Yine bunun imalatının yapıldığı mahzere diyoruz biz. Evet. Fabrikaların, eski tarihi tescilli fabrikaların korunması, ortaya çıkarılması ve mesela Kars Kaşar Müzesi yapmış. Biz de burada bir zeytin müzesi yapabiliriz. O taşlarımızın sergilendiği ve çıkın showroom'u olan güzel bir zeytin müzesi olabilir. Biz zeytinin başkentiysek burada lokasyonları arttırmamız lazım. Evet, zeytin çekirdeklerimiz burada bulundu. 3500 yıllık. Bakın burası zeytin bahçelerimiz. Evet. Burası da bizim milat işte şu yıllarda 1500 yıl öncesinde yapılan atölyelerimiz. Lokasyondan arttırmamız yani lazım. Yani elimizdeki argümanları iyi kullanmak lazım. Değerini bilmek kesinlikle. Lazım. Bunu ya sen zaten turiste paket olarak bir şey sunmadıktan sonra bakın ajantalar neden ortaya çıkmış? Evet. Daha önceden yüzyıllar öncesinde de gezginler var, geziyorlardı dünyayı. Bakın evet. Şu an insanlar çok yorulmadan, bilgiye çok hızlı ulaşaraktan işte ajantalar senin görevini yapıyor. Destinasyon seçerken sana yardımcı oluyor. Alternatifleri sunuyor. Zamanını çok iyi kullanıyorsun. Evet. Bunların paket olarak sunulması lazım. Evet. Hazır bulunmuşluk çok önemli. Yani şehrimiz, biz, Kilis, evet turist istiyor muyuz? Bir defa buna karar vereceğiz. Turizmden pay almak istiyor muyuz? Buna karar vereceğiz. Almazsak, yani kesin almamız gerekiyor. Yoksa bu şehrin kalkınmışlığı mümkün değil. Yani burada bir pasta var, sen bu pastadan hiç almıyorsun. Evet. Antep yolu bitirmiş, kavşağı bitirmiş. Turizm neydi biliyorsun işte. Tabii. Belediye başkanımız gayret gösteriyor.
ve bu anlamda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok ciddi programlar yapıyorlar, festivaller yapıyorlar. Kesinlikle inanmak gerekiyor Mehmet Bey. Hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Yüreklerimizi toplu beraber atması gerekiyor. İnşallah bu dediğinizi gerçekleştirebiliriz. Peki sonlara yaklaşırken değerli müdürüm, Kilisli bir turizm derneği. Bir de bunu sormak istiyorum. Dinleyenlerimizden, takipçilerimizden gelen sorular var. Lakin soruları iletmeden zaten siz cevaplarını yerli yerince veriyorsunuz. Bu konuya değinmediniz, bu konuya girmediniz. Kilisli bir turizm derneği ihtiyacı var mı, kurulabilir mi? Yani olabilir. Demin şeyden bahsettim, kurumsallıktan bahsettim. Şimdi kurulabilir ama bunun desteklenmesi çok önemli. Bir dernek kurdum, işte şurada atıl duruyor. Buna bir yer lazım. Buna vizyonel insanların bu süreci yürütmesi lazım. Dediğim gibi çeşitli paydaşların buna destek olması lazım. Coğrafi işaretlerden bahsettik demin. Altyapı çalışmasını yapması lazım. Yani o işe uygun insanların olması ve inanmaları lazım. Yani bu işler, evet STK'lar biraz kurumlara göre daha rahat, evet. Daha rahat hareket edebiliyorlar. Olabilir. Hatta bununla ilgili bir düşüncemiz, çalışmamız da var. Paydaşlarımızla görüşüyoruz, istişare yapıyoruz. Devlet büyüklerimizle de görüştük. Yani Kilis'teki büyüklerimizle de görüştük. Yani uygun bir zamanda, uygun insanlarla böyle bir derneği harekete geçirebiliriz. Amacımız o üzerinden projelerimizi yapmak, bizim ulaşamadığımız yerlere onların ulaşmasını sağlamak ve toplumun tüm ekibini sürecin içerisine katmak. Esas buradaki amaç, yani STK'ların kuruluş amacı da bu. Yani kamuoyunun sürece müdahale etmek. Yani bunu neden olmasın yapabiliriz. Ama dernek içerisinde katılacak, örnek veriyorum, kategori anlamında insan seçileceği zaman basından birisi olur, esnaftan birisi olur, halktan birisi olur. Bunun öyle bir ölçüsü var mıdır? Tabii yani turizm paydaşları olacak Mehmet Bey bu. Yani basından olur, işte lokantacı olabilir, ajantacı olabilir. Bunu yaparken turizmle alakası olmayan insanların olmaması gerekiyor. Neticede bu Kültür ve Turizm Derneği olacak. Ve daha sonra neyi için içine katabiliriz. Faydası olacak insanlar. Yani sembolik bir şey istemiyoruz biz. Bu çok da bizim için önemli bir konu değil. Zaten beraber hareket edebilince çok güzel işler çıkacağına ben inanıyorum. Burada nefsi düşünmemek gerekiyor. Ben kaybedeceğim, eğer ülkem kazanacaksa ben kaybederim. Bu Kilis kazanacaksa ben kaybedeyim, siz de kaybedin. Yani çok önemli değil. Önemli olan şeyi kazansın. Bizler ömrümüz boyu bu müdürlükte oturacak da değiliz. Ben daha önce farklı şeyler konuşurken, düşünürken bir baktım turizmin içinde buldum kendimi ve şu an bu işten ekmek yiyorum. Bu işten şehrime bir şeyler bırakmak istiyorum. Bu şehre bizim vefa borcumuz var. Bir şeyler vermemiz gerekiyor. Yani evet turizmin başlı başına turizm zaten reklam. Evet. Tanıtım. Bu olmadan olmuyoruz. Evet değerli müdürüm, 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle sizi radyomuza davet ettik. Bu davetimizi kırmadınız. Sizin nezdinizde Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev yapan, emeği geçen tüm değerli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum Radyo Sultan ailesi olarak. Son olarak söylemek istedikleriniz, dilek ve temennileriniz nelerdir? Onları da alalım, yayınımızı sonlandıralım. Öncelikle bu haftada bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Mert Bey. Turizmle ilgili sözlerimi toparlamak istiyorum. Bu şehre bizim vefa borcumuz var. Bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Dediğim gibi yapılacak çok iş var. Olaya farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Evet zor bir dönem geçirdik şehir olarak. Ama çok şükür şu an artık huzurumuz da var. Güvenlik de sağlandı. Artık turizme bakabiliriz. Yani bununla ilgilenebiliriz. O zaman birçok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz. Evet. Şahit olacaksınız. İşte en başta Kilis'in yaşadığı işsizlik. Toplumun tüm kesimlerini, STK'ların, kurumların, yerel yönetimin bu konuya inmesine önem rica ediyorum. Kendiliğinden birçok şehrimizin sorununun çözüldüğünü beraber göreceğiz, şahit olacağız.
Birçok projemiz var. Birçok proje yaptık. İlgili yerlere de sunduk. Yani boş durmuyoruz biz pandemi döneminde de. Boş durmuyoruz. Tabii zamanla bu projelerin gerçekleşme düzeyini hep beraber göreceğiz, görmüş olacağız. Konuşacak çok şey var. Yani siz de şahit oldunuz demin. Konudan konuya geçiyoruz belki de. İnşallah farklı zamanlarda böyle lokal konularda da misafirimiz oluruz. Şehrimize aydınlatma noktasında destek oluruz. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizi selamlıyorum. Ramazanlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve dünyanın ve ülkemizin, insanlığın üzerindeki bu pandeminin bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, değerli dostlar, yayın birlikteliğimize saatler 14'e kadar devam ediyoruz. Bir kez daha paylaşalım. Radyomuzun canlı yayın konuğuydu sevgili Cuma Özdemir, değerli müdürümüz. Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü. Teşekkürlerimizi iletelim. Bizleri turizm noktasında, şehrimizin turizminde bulunduğu nokta ve bundan sonraki süreçte neler yapılabilir bu hususta bilgilendirdiği için güzel bir Kilis türküsü diyelim. Ardından seyrimize muhabbet.